Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'nın Foja Cumhuriyet Meclisi'nin 3 Ekim 2017 tarihli 78. birleşiminde Su Akar Bakan Bakar ile ilgili güncel konuşma yapmak istiyorum. İç tüzüğün 63. maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim. Erkut Şahali, CTP Gazi Mausa Milletvekili. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle bir konunun altını çizmek istiyorum. Sayın Bakan'ın edebiyat eğitimi almış olmasından cesaret bularak bir teşbihtir yaptığım. İroni değildir. Bakmak fiili üstünden kullandım. Su akar, bakan bakar, bakmakla yetinmeyen iş yapar. Dolayısıyla benim burada bir eleştiri dile getirme niyetim yoktur bugün bu konuşmayı yaparken. Daha ziyade Sayın Bakan'a ne yaptığını anlatması konusunda bir yol açma gayretiyle bu konuşmayı yapacağım. Çünkü Sayın Bakan sudan sorumlu bakan olarak pek az konuşuyor. Halbuki su hayatımızın tam da odağında yer almış vaziyette. Türkiye'den gelen su bu ülkedeki yaşamın devamı bakımından hayati önem arz ediyor. Sahip olduğumuz su kaynaklarının hem miktar bakımından son derece azalmış olması hem de niteliğinin canlı yaşamının devamına elverişsiz hale gelmiş olması nedeniyle su son derece önemli. Türkiye Cumhuriyeti'nden borularla getirilen su bir o kadar daha önemli hale geliyor. Şimdi az önce bakan bakar, bakmakla yetinmeyen iş yapar dedim. Yapılması gereken işlerin neler olduğunu 3 tarihte, bir de ara tarih olmak üzere toplamda 4 tarihte ortaya çıkmış belgeler anlatır aslında. İlk belgenin tarihi 19 Temmuz 2010. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetleri arasında imzalanan anlaşmayla projenin fiilen başlatılması maksadıyla yapılmış olan anlaşmanın tarihidir bu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına dönemin başbakanı İrsen Küçük bu anlaşmaya imza koydu. Türkiye Cumhuriyeti adına da dönemin Kıbrıs işlerinden sorumlu devlet bakanı Cemil Çiçek imza koydu ve eskilerin tabiriyle kuvveden fiile geçiş bu anlaşmayla başladı. Bu anlaşmada kimlerin ne gibi yükümlülükler üstlenerek bu projenin gerçekleşmesini sağlayacağı, projenin gerçekleşmesiyle birlikte Kıbrıs'a taşınacak suyun nasıl fiyatlandırılacağı bir çerçeve içerisine alınmıştı. Örneğin suyun fiyatıyla ilgili şöyle bir ifade kullanılmıştı bu anlaşmada. Suyun satış bedeli yatırım, finansman, işletme ve yenileme maliyetlerini karşılayan makul bir kar oranı ile fiyat değişikliklerine dikkate alan taraflar arasında imzalanacak ev sahibi hükümet anlaşmasında saptanacak uygun bir fiyat formülüyle belirlenir demekteydi. Bir başka tarih bu konuda 2 Aralık 2012 tarihidir. 2 Aralık 2012 tarihi Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan 2013-2015 ekonomik protokolünün imza tarihidir ve bu anlaşmanın içerisinde de yine suya ilişkin olarak ifadelere yer verilmişti. Orada denen şuydu, suyun işletilmesiyle ilgili formül anlatılıyordu aslında. Yeni su kaynağının dağıtılmasında yeni organizasyon yapılarının kurulacağı ve dağıtım şebekeleri, atık su toplama ve arıtma sistemlerinin uygun finansman modelleri, parantez içerisine alınmış bir biçimde yap işlet devret, yap işlet veya işletme hakkı devri şeklinde anlatılan yöntemlerle bunların yaşama geçirileceği ifade edilmekteydi. Bir başka tarih yine not edilmesi gereken 2 Mart 2016 tarihidir. 2 Mart 2016'da artık fiili olarak su Kıbrıs'a ulaştırılmış. Dolayısıyla hem Türkiye Cumhuriyeti'ndeki hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılmış olan kara yapıları hizmete alınacak vaziyete gelmiş. Ve bu çerçevede dönemin başbakanı Sayın Ömer Kalyoncu ile dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu arasında imzalanan 2 Mart 2016 tarihli anlaşmayla hem gelen suyun yerleşim birimlerine içme ve kullanma maksatlı olarak nasıl ulaştırılacağı
hem de ondan sonraki sürecin ne şekilde sürdürüleceği ele alınmıştır. Buna geri dönüş yapacağım ama bir tarihin daha altını çizmek istiyorum. 19 Mayıs 2016. 19 Mayıs 2016 tarihinde halen görev başındaki Sayın Çavuşoğlu'nun imza koyduğu bir protokol söz konusudur. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su götürme projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılmış olan içme suyu tesislerinin geçiş döneminde işletilmesine dair protokol. Yani halen içinde bulunduğumuz dönem anlamında kullanılmış olan geçiş dönemi. Nitekim bu geçiş dönemine 2 Mart tarihli anlaşmada da atıf yapılmaktaydı. Bu geçiş dönemi süresince suyun Türkiye Devlet Su İşleri tarafından bölgelere ulaştırılacağı, bölgelere ulaştırmak amacıyla gerek duyulan ilave isale inşaatının yine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Su İşleri tarafından yapılacağı ve benzeri işler anlatılmaktaydı. 19 Mayıs 2016 tarihinde imzalanan protokol, öncesindeki anlaşmalardan da yararlanılarak bir su fiyatı ortaya çıkardı. Geçiş döneminde suyun belediye depolarına 2.30 TL'den, 2 lira 30 kuruştan bırakılmasıyla ilgili bir fiyatı ortaya çıkardı. Bu fiyata 6.63 liralık Türkiye Cumhuriyeti talebinden başlanarak ulaşıldı. Dolayısıyla biz bu kürsüden defaatle sorduğumuz bir sorunun bir kez daha altını çizmekte yarar görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin talep ettiği ton başına 6.63'lük su fiyatı hangi bileşenlerden oluşmaktaydı? Hangi unsurları içermekteydi? Yürütülen, tırnak içinde söylüyorum, çetin müzakereler sonucunda erişilmiş olan 2.30 fiyatı bu bileşenlerin hangilerini kapsam dışında, hangilerini kapsam dahilinde barındırmaktadır? Halen ödenmekte olan 2.30 ton başına su fiyatı neyi içeriyor? Suyun tek başına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde teslim alındığı fiyat mıdır? Buna Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde inşa edilen karayapıları ve isale hatlarının maliyetleri dahil midir? Deniz geçişinin maliyeti bu 2.30'un içerisinde yer almakta mıdır? Bu anlaşmanın imza tarihinden sonra yapılacak olan ve halen yapılmakta olan şebekelerin maliyetini karşılamak amacıyla mı bu 2.30 TL belirtilmiştir? Bunlar hep bilinmez olarak durmaktadır. O yüzden bu soruların altını bir kez daha çizmek gerekiyor. Eğer 2 Mart 2016 tarihli anlaşmaya tekrar dönecek olursak, orada çok net bir biçimde bir yap işlet devret ihalesinin hangi esaslara göre hedeflendiği anlatılmaktaydı. Ve o esaslar arasında örneğin içme ve kullanma suyunun yeni şebeke yatırımlarını da içerecek şekilde bir yap işlet devret ihalesiyle özel bir işletmeye devredilmesi, bu devirle birlikte atık suların toplanarak yeniden kazanılması amacıyla kanalizasyon şebeke ve arıtma tesisleri inşası, yağmur suyu drenaj sisteminin oluşturularak yağmur sularının da değerlendirilmesi ve mevcut su toplama kaynaklarımızın ıslah edilmesi gibi unsurlar yer almaktaydı. Bir başka konu, tarımsal amaçlı kullanılacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nden temin edilen suyun ihtiyaç duyduğu şebekelerin inşa edilmesiyle alakalıydı ki bu da bir yap işlet devret ihalesiyle gerçekleştirilecekti. İki ayrı işletmenin ayrı ayrı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkili otoriteleri tarafından projelendirilmesi ve yine Merkezi İhale Komisyonumuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkezi İhale Komisyonu aracılığıyla açılacak bir ihale sonucunda işletmecilerin saptanması ve onlara devriyle ilgili hükümleri içermekteydi. Bir noktaya işaret etmek istiyorum. Gerek 2 Mart 2016 tarihinde, gerek 19 Mayıs 2016 tarihinde karşı karşıya gelen Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasi otoritesi
Bu anlaşmaları yaparken ortada fiili olarak başlatılmış herhangi bir tarımsal proje söz konusu değildi. Daha ziyade söz konusu olan projelendirmeye ilişkin çalışmalardı. Herhangi bir fiili çalışma söz konusu değildi. Şu anda bu içinde bulunduğumuz durum özellikle tarımsal sulama suyuyla alakalı olarak ciddi bir merak uyandırmaktadır. Çünkü elimizdeki en son taahhütler, karşılıklı taahhütler az önce ifade ettiğim gibi 2 Mart ve 19 Mayıs 2016 tarihli belgeler ise örneğin geçtiğimiz gün ihalesi tamamlanarak yüklenici firmaya iş teslimi yapılan sulama tünelleri hangi mevzuata, hangi anlaşmaya dayalı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde ihale edildi ve yapımına önümüzdeki günlerde başlanacak. Ortada bir değişiklik mi vardır? Kamuoyuna açıklanmamış mevcut anlaşmaların revize edildiği bir başka protokol mü vardır? Bu konu mutlak suretle açığa çıkarılmalı, temize havale edilmelidir. Bizlerin görev başında bulunduğu dönemde herhangi bir biçimde bu konunun bütünün içerisinden ayrılarak ayrıca ele alınacağına ilişkin bir bilgi söz konusu değildi. Yazılı metinler böyle bir tanım yapmıyor. Ancak 101 milyon TL ihale bedeliyle yaklaşık olarak 5 kilometre uzunluğunda ve 4 metre genişliğindeki sulama tünelinin inşası bütün proje henüz kamuoyuna açıklanmadan tarafımızdan bilinmezken ihale ediliyor ve yapımına başlanıyor. Bir başka konu sulama tünelinin Güzelyurt bölgesindeki akifer üzerindeki tarımsal alanlara su ulaştırmak maksatıyla inşa edildiği söyleniyor ama Türkiye'den gelen suyun ülkemizdeki hangi üretim alanlarına tarımsal amaçla ulaştırılacağı henüz açıklanmış değildir. Tarım Bakanlığı'nın taslak olarak bilgimize getirdiği ve öyle zannediyorum içinde bulunduğumuz günlerde de sonuçlandırılması tasarlanan tarım master planı içerisinde bu konuda da net ifadeler kullanılmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nden ülkemize yıllık 75 milyon metreküp su gelecek. Bu 75 milyon metreküpün 31.58 milyon metreküpü içme ve kullanma maksatlarıyla 2017'de kullanılması yönünde taahhüt altına alınmıştır. Dolayısıyla geriye kalan yaklaşık olarak 38,5 milyon metreküplük su söz konusudur. Bugün itibarıyla kullanım ve içme maksatları dışında değerlendirilebilecek. Bu miktar önümüzdeki yıl örneğin 32.2 milyon metreküpe çıkacak ve yıllar itibarıyla bu oranlar zaten anlaşmaya ekli çizelgede belirlenmiştir. İçme ve kullanım maksatlı su miktarları. Dolayısıyla elde kalan suyun hangi tarımsal alanlarda hangi maksatla kullanılacağı bu ülkede artık net bir biçimde açıklanmak durumundadır. Benim bir yurttaş olarak bilgim şudur ki Yeşilırmak'tan Dipkarpaz'a, Güzelyurt'tan Maunsa Maraş'a Türkiye Cumhuriyeti'nden tarımsal amaçlı su ulaştırılacak. Ben bugüne kadar rastladığım beyanlarda buna benzer ifadelerin söz konusu olduğunu düşünüyorum. Eğer böyleyse hangi alanlara ne miktarda su ulaştırılacağının net olarak ifade edilmesi gerekiyor. Eğer ortada bütünüyle tamamlanmış bir proje, tarım amaçlı su kullanımını içeren bir proje söz konusuysa bunun gecikmeden muhataplarına ve kamuoyuna açıklanması gerekiyor. Aksi takdirde bu tüneller vasıtasıyla Güzelyurt'a su gidecek belki ama hangi bölgeye ne miktarda su gideceği bir bilinmez halini almış olacak. Örneğin ürün yelpazesinde değişiklik ihtiyacı söz konusu olacaksa ki bu ihtiyacın olduğu varsayımıyla bakanlığın tamamlamış olduğu bitki deseni ürün planı söz konusu, bitki deseni planı söz konusu. Bu bitki desenine göre eğer tarımsal üretim alanlarında bir tür değişikliğine gidilmesi gerekecekse bunun Türkiye'den gelen tarım amaçlı suyla entegre bir biçimde ele alınması ve ona bağlı olarak bir planlamanın yapılması duyurusunun da gecikmeden bugün yerine getirilmesi gereken bir görev olarak değerlendirilmesi şarttır.
Bir noktanın daha altını çizmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti ile pek çok alanda uluslararası ilişkiler kuramlarını zaman zaman zorlayan derinlikte ilişkileri söz konusudur. Ama hiçbir hal ve koşulda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iç işleriyle ilgili meselelerin Türkiye Cumhuriyeti yetkili otoriteleri tarafından kamuoyuna açıklan ilk olarak kamuoyuna açıklanması kabul edilecek bir şey değildir. Dolayısıyla suyun fiyatıyla ilgili olsun, tarımsal amaçlı projelerdeki yapım işleri olsun, öncelikle kendi yetkili otoritelerimiz, kendi bakanlarımız tarafından kamuoyuna açıklanmak durumundadır. Hazır ikisini yan yana bulmuşken söyleyeyim. Aynı günlere denk geldi. Tarımsal amaçlı tünel inşaatını biz Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu'ndan öğrendik. Kendi bakanımız dururken ülkede MOBESE sisteminin kurulacağını da Sayın Kutlu Evren'in Ankara ziyareti sırasında muhatap bakandan öğrendik. Uçağa binerken keşke bir açıklama yapsaydınız ne maksatla gideceğinizi. Biz de bilseydik, televizyonlardan öğrenmeseydik ülkeyi doğrudan ilgilendiren bu konularla ilgili bilgileri. Netice itibarıyla ülke yönetmek ciddi bir iştir. Sorumluluk gerektirir ve bu sorumluluğu layıkıyla yerine getiriyor olsanız dahi ki bu anlamda çok ciddi kuşkularımız ve endişelerimiz vardır. En azından etik bakımdan ülkeyi yönettiğinize ilişkin bir intiba yaratmak durumundasınız. Bu ülkenin yurttaşı kendini doğrudan ilgilendiren meselelerle ilgili bilgileri Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bakanların ağzından öğrenmemelidir. Hele hele Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bakanla iki muhatap makam olarak yürüttüğünüz ilişkilerde inandırıcılığınızın artması için tarım maksatlı suya olan ihtiyacın daha derinden hissedilmesi için yanınıza tarım kesiminin sektör temsilcilerini alıp gitme ihtiyacı duymamalısınız Ankara'ya. Kendinizin muhataplarınız nezdinde yeterince itibarı olması gerekir. Ve bu itibarın tesisi de mahiyetinizdeki konulara mutlak hakimiyetten geçer. Konuşmamın başında ifade ettim. Son sözlerinizi alayım Sayın Tamamlıyorum Sayın Başkan. Konuşmamın başında ifade ettim. Pek çok bilinmez söz konusudur. Parça parça bilgiler vardır, bir bütünlük arz etmiyor ama bunlardan çok daha önemli olan pek çok bilinmezin de varlığıdır. Ve bu konuşma bu bilinmezlerin halkın meclisinde halka nazır açıklanması amacıyla, açıklanması talebiyle yapılmış bir ön açıcı konuşmadır. Umarım ki o şekilde değerlendirilir ve geçmişte doğru ve eksiksiz bilgi verme konusunda gösterilmiş olan imtina bugün de geçerli olmaz. Çünkü bu imtina giderek bu konudaki tavrın, hareketin sadece Türkiye Cumhuriyeti tarafından yerine getirildiğine ilişkin izlerini güçlendirmekte. Bu da kendi makamlarımızın saygınlığını maalesef erozyona uğratmaktadır. Teşekkür eder, saygılar sunarım.